billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersu saminu ve's-selasune min kitabi salat. Bugün kitab-ı salatın, Nur-ül İdah'ın kitab-ı salatın 38. dersini okuyoruz. Bab-ı sucudi sehvi. Sucudi sehv babını okuyoruz. Yani sucudi sehvden bahsediyoruz. Sucud-ü sehv nedir? Gereken sebepleri nedir? Hükmü nedir? Hükmuhu ve sebebuhu. Hükmü nedir? Vücubdur, sünnettir, farz mıdır, nedir? Sebebi onu gerektiren durum nedir? Tecibu. Hükmü nedir demek? Vücubdur. Sucud-ü sehv vacibdir. Tecibu vacibdir. Secdetani iki secde vacib olur. Bir teşehhudin ve teslimi. Teşehhud ile teslimle, yani teşehhud okumayla, bir selam vermeyle iki sehv secdesi vacib olur. Bir değil iki. Tamam. Sehv secdesinin hükmü nedir? Vacibdir. Neyle yapılıyor? Teşehhud okumayla, selam vermeyle. Ne demek? Şafiler karıştırmasınlar. Hanefi ne yapıyor? Teşehhüdünü okur. Başka? Salli barik okumaz. Salli barik okumaz. İki secdesini yapar. Yok. Bir selam verir. Ne yapar? Secdeye gider. İki secdesini yapar. Yine teşehhüdünü okur. Salli barik okur, iki selam verir. Tecbu secdetani bi teşehhudin ve teslimi budur. Şafii kişi ne yapar? Teşehhudunu okur, salli barik okur, selam vereceği sırada iki secdesini yapar, selam verir. Çünkü Hanefi Şafilere göre selam verilmeyle namazla alakası kalmıyor. Selamdan sonra secde yapılmaz, namazda değil. Ama Hanefilerde öyle değil. Şafi ile Hanefi'yi bildiniz mi? Şafi namazını bitirir, selam vermeye sıra gelince iki secdesini yapar, selam verir. Hanefi teşehhüdünü okur, salli barik getirmeden bir selam verir. Secdeye, iki secdesini yapar, teşehhüdünü bir daha oturur, teşehhüdünü okur, salli barik, oradaki barikten sonra okunan bazı dualar var, hepsini bitirir, iki selam vermek suretiyle namazından çıkar. Peki neden dolayı vacip olur? Hükmünü öğrendik, sebebi nedir? Bir terki vacibi. Bir vacibin terki için iki secde vacip olur. Ama o da sehven. Biri sehven vacibi terk ederse teşehhüd gereklidir. Bile bile vacibi terk ederse sehv secdesi düşmez. Bildiniz değil mi? Peki diyelim o terkul vacib 4-5 sefer oldu. 4-5 sefer oldu. Vacibin terki birkaç sefer namaza tekrar etti. Tekrar ettiği sürece vacibin terkinin sayısınca sehv secdesini mi yapar? Hayır. Ve in tekerrere. Velev ki terkul vacib tekrar olsa dahi sehv secdesi nedir? Bir sefer yapılır. Adam namazında 10 sehv secdesini gerektiren şeyi yaptı. Bir sehv secdesini yapar. Oldu. Bunu da unutmayın. Hanefilerde sehv secdesini gerektiren 3 sebep var. Nedir? Terkul vacib sehven. Tehirul vacib ha sehven ha amden. Bir de tehirul fard. Bir farzı tehir ettim. Bir vacibi tehir ettim. Sehven bir vacibi terk ettiğimi sehv secdesi düşer.
İsteyip secdesinde ne okunur? Subhana rabbiyel a'la ve bihamdihi. Subhana rabbiyel a'la da okunur. Subhana men la yenamu ve la yeshu da okunur. Şafilerde Subhana men la yenamu ve la yeshu okunması daha iyi. Hanfilerde Subhana rabbiyel a'la daha iyi. Ama Subhana men la yenamu ve la yeshu da okursa olur. Terkul vacibi amden. İkinci gerekçe, vacibin amden ne edilmesi, terk edilmesi. Sizinki başlık var mı? Terkul vacibi amden. Vacibi sehven terk ederse iki secde yapması gerekiyor. Peki amden terk ederse ne olur? Ve in kâne terkuhu amden esime. Çünkü ve in kâne terkuhu müdür? Ve in kâne terekehu değil mi? Sanki ve in kâne eğer musalli olmuş ise terekehu vacibi terk etmiş amden esime ne olur? Günahkar olur. Ve vecibe i'adetu salati namazın iadesi vacibdir. Niye? Li cebrin naksiha. O namazın naksını kapatmak için. Bir adam vacibi ne etti? Terk etti. Bile bile terk etti. Sehv secdesini yapmaz. Ama o namazı iade etmesi nedir? Vacip. İade etmese ne olur? Namazı sahih olmuş oluyor. Bir vacibin terkiyle günahkar olmayla beraber namazı yerine gelmiş oluyor. Senin namazın ile de kazaya kalmış namazını kıl diyemeyiz. Bakın, ve in kâne eğer olmuş adam terekehu namazı vacibi terk etmiş, amden bile bile terk etmiş ise esime günahkar olur. Ve vecibe iadetu salati li cebri naksiha. Bazı nüshelerden li cebri nuksaniha. Oldum. Yani bir kişi bile bile vacibi terk ederse günahkar olur. Namazın iadesi vacip olur. Niye? O namazın naksını kapatmak için. Ve yahut da benimki de öyledir. Ve in kâne terku amden. Eğer terki amden ise, vacibin terki amden ise esime günahkar olur. Ve vecebe iadetu salati li cebrin naksiha. Anladınız değil mi? Ve la yescudu fil amdi li sehvi. Yalnız amde, yani vacibin terki amd olursa amde vacip olmaz li sehvi. Sehv için secdeye gitmez. Ve la yescudu, secde yapmaz. Fil amdi, yani fi terkil vacibi amden ne yapma, secde yapmaz. Niçin li sehvi? Sehvi için yapmaz. Vacibin terki amden oldu mu sehv secdesi yok. Ne var? İadetu salat var. O iadetu salat da farz mıdır? Hayır, vacip. Kıyle illa fi selasihin. Bir kıyle göre üç yerde vacibin terki amden de olursa sehv secdesi gereklidir. Kıyle illa fi selasihin. Ancak üç yerde vacibi amden terk ederse sehv secdesini yapar. O üç yer neresidir? Bir, terkil ku'udil evveli. Ku'ude evvelin terkidir. Ne demek Abdullah? Ku'ude evvel Şafilerde sünnettir. Hanfilerde nedir? Vacip. Bir kişi bile bile ku'ude evveli terk ederse ile göre sehv secdesini yapar. Niye terki okuruz? Selasinin bedelini yapıyoruz. Selasin mecrur di, bedeli olan terki de o da ne olur? Mecrur olur. Ev teahirihi yahut da kişi teahir etmiş secdeten minel rak'atil ula
birinci rekatte bir secdeyi tehir etmiş nereye? İla ahiri salati, namazın ahirine. Birinci rekatte iki secde yapması gerekirken biri yaptı, biri yapmadı. Namazın sonunda iki secde yapıyor ya, orada bu sefer üç secde yapar. İki secde o rekatın, bir secde birinci rekatından kalan secde. Üç secdesini yapar, tahiyyatını, teşehhüdünü okur ve sehv secdesini yapar. Halbuki burada vacip neydi? Bakın burada karıştırmayın. Şimdi burada vacibi tehir etmiş diyoruz. Halbuki birinci rekatın iki secdesi nedir? Farzdır. Burada vacip olan iki secdeyi birinci rekatta yapmaktı. Bak, birinci rekatta iki secdenin yapılması, iki secdenin yapılması farz. Ha birincide yaptı, ha sonda yaparsa iki secde nedir? Farz. Ama iki secdeyi birinci rekata yapması nedir? Bu vacip. Bakın o vacibi terk etmiş. Birinci rekatta iki secdeyi beraber yapması vacip iken birini ne etmiş? Birini tehir etmiş. Bak o tehir birincide secdenin yapılması vacip idi. O vacibi tehir etti. Anladınız değil mi? Burada hani secde vacibdir demiyoruz. Secdenin birinci rekatta yapılması neydi? Vacibi. O vacibi tehir etti namazın sonuna. Ha bunun için de sehv secdesini yapar. Etti kaç? İki. Birinci kuudu bile bile terk ederse kıyleye göre sehv secdesini yapar. Birinci rekatın bir secdesini namazın sonuna tehir ederse bile bile bunun için sehv secdesini yapar. Bir de ve tefekkuruhu amden. Bile bile tefekkür ediyor. Diyelim Fatiha'yı okudu. Orada ben Zemmûs sure ne okuyayım? Dem edilen Zemmûs sure ne okuyayım? Orada düşündü. Biraz gecikti. Sonra karar verdi. Surenin birini okudu. İşte burada sehv secdesi düşüyor. Tefekkür amden mi? Amden. Ama o tefekkür için sehv secdesini yapar. Bakın ve tefekkürhu amden, bile bile orada tefekkür yapıyor. Hatta şagalehu, o tefekkür onun meşguliyeti an rükünün. Bir rükünden onu alıkoydu. Şimdi normal, Fatiha'dan sonra rükün ne gelir? Rükû gelir. Bu adam orada tefekkür etti, kıraat okumadı. Kıraat okusaydı vacibdi. Kıraat okumadı, orada durdu. O durmasıyla, oradaki tefekkürüyle, bakın, rükün olan rükudan ne oldu? Geri kaldı. Yani orada terkul rükünü, terkul farz gerçekleşmiş oluyor. Onun için sehv secdesi düşüyor ve bunu bile bile yaptığı halde de düşüyor. Kıyla'ya göre kuudu evvelin terkinde, bile bile terkinde sehv secdesi var. Bile bile birinci rekatın secdesini namazın sonuna tahir ederse ne var? Sehv secdesi var. Bir de bile bile tefekkür ederse bir rükünden geri kalırsa bunun içinde ne? Bunun içinde sehv secdesi var. Velev ki bu tefekkürü bile bile yapsa. Peki bekleme süresine kadar mesela bir rükün ifade edinceye kadar mesela? Biri o farklı görüş ver. Bazılara göre bir avuzu besmele çekecek kadar, bazılara göre bir avuzu çekecek kadar, yani aslında örfidir. Yani örfen fazla tavul beklemiş deniliyor ise o tavul kabul edilir. Yok örfen bu kısa diye bir şey değil denilirse kısa kabul edilir. Kimse bunu örfe bağlıyor, kimse avuzu besmele çekecek kadar, kimse bir ayet okuyacak kadar, yani burada farklı görüşler. İslam burada şey demiş, bu secdeye
Secdetül özür diyormuş. Secdetül sehv değil. Ne diyor? Secdetül özür. Özür. Özür diyen var mı? Ha, şimdi bu üç yerde bile bile olduğu halde, tefekkür bile bile, tahkir bile bile, terkül kuudul evvel bile bile olduğu halde kıyleye göre sehv secdesi var bunlarda. Ama cumhura göre bunlarda da ne yok? Sehv secdesi yok. Cumhura göre vacibin terki amd oldu mu hiçbir yerde sehv secdesi olmaz. Söyle fakül İslam'ın bedi'i keyfe yecibu bil amdi kâle zâke sucudul uzr la sucudu sehvi. Ha, bu genel olarak söylenmiş. Yani vücubun terki için sehv secdesi vacib olur mu? Demiş hayır, orada bir özür secdesi var. Var ama ona sehv secdesi değil, özür secdesi denilir. Fakül İslam'ın bedi'i öyle bir yorum yapmış. Bu Irakidir, Hanefidir. Vefatı var mı? 658'de vefat etmiş. Vaktu sucudi. Hani demin biz dedik ya, bir teşebbüt okur, birinci selamı verir, secde yapar. O da diyor, vaktu sucudi, sucudun vakti. Ve yusennul ihtiyanu bi sucudi sehvi ba'de selam. Birinci selam. Birinci selamdan sonra sucudu sehvun ityani o zaman sünnet. Ve yusennul ityanu bi sucudi sehvi ba'de selami. Bir. Ve yektefi bi teslimetin vahidetin an yeminihi file sahih. Bir selamla iktifa edecek, o da sağa doğru verecek. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. İmam ise sesli, münferit ise yavaş selamını verir. O arada ne eder? İki tane secde yapar. Anladınız değil mi? Nefile sahi dedi, hilaf-ı sahi göre hayır, iki selam verilir, sonra sehv secdelerini yapar. Ve yüsenül ityan bi sucudi sehvi ba'de selami sağ ve yektefi bi teslimetin vahdetin an yeminihi file sahi. Ama hilaf-ı sahi göre hem yemine hem yesara selam verdikten sonra sehv secdesini yapar. Peki fe in secde kable selami şafirlerin yaptığı gibi kurihe tenzihen. Kurihe tenzihen mekruhu. Tahrimen değil. Bu nasıl oluyor? Teşehhüdünü okudu. Secde yapar. Bir selamını verir. Yine orada teşehhüd salli barik okur. Tekrar iki selam verir. Bu şekil yaparsa tenzihen kerahet işlemiş olur. Namaz bozulmuyor, sehv secdesini yapmış oluyor ama kerahetle birlikte. Demek vaktu sucud ve yusennul ityanu bi sucudi sehvi ba'de selami bir ve yektefi bi teslimetin vahidetin an yeminihi fil essahi iki fe in seccede kable selami kurihe tenzihen üç. Oldu. Hatta bazıları diyor keraheten muhaffefeten, yani hafif bir kerahet demek. Meta yeskutu, sehv secdesi ne zaman kişiden düşer? Yani bir adama sehv secdesi düşmüş, ne zaman bu sehv secdesi yapmadan kalkar? Ve yeskutu sucudu sehvi, sucudu sehv sakıt olur. Bir tulu'i şemsi ba'de selami fil fecri. Sabah namazında adam sabah namazını kılmış ve sucudu sehvi gereken bir durum olmuş. Teşehhüdünü okudu. Sağa selam verdi. Secde yapacağı sırada bir baktı ki güneş doğdu. Güneşin ucu görünmeye başladı. Sehv secdesi kalkmış oldu. Ne yapacak? Salli barik okuyacak. Tekrar iki selam verir. Bazıları diyorlar artık bir selamını vermiş, ikinciyi de tamamlar, namazdan çıkmış oluyor. Bi tulu'i şemsi ba'de selami fil fecri. Bir iki daha var. Bir daha cuma, adam cuma namazını kılıyor. Sehv secdesini gereken bir durum olmuş. Veya bayram namazını kılıyorlar.
sehv secdesini gereken bir durum olmuş. Öyle değil mi? Daha namaz, cuma namazı bitmeden cumanın vakti bitti. Öyle vakti bitti, ikindi vakti yedi. Adam bayram namazını kılıyor, sehv secdesini yapmadan bayram namazının vakti ne oldu? Bitti. Artık sehv secdesini yapmaz. Oldu. Zaten cumada, bayramda sehv secdesi Hanefilerde yok, biliyorsunuz değil mi? Çok izdihamdan dolayı karışıklık olmasın diye yok. Ama yapılsa da dahi vaktinde yapılmalı. Cumanın vaktinin çıkmasıyla, bayram namazının vaktinin çıkmasıyla ne oluyor? Abdullah artık sehv secdesini yapmaz. Başka vehmirariha fil asri. Adam ikindi namazını kılıyor. Namazını bitirdi. Teşebbüdünü bitirdi, sehv secdesini yapacak, birinci selamı verdi veya vermek üzereyken baktı ki ne oldu? Akşama doğru güneşin olduğu yer sarı oldu. Yani artık güneş batmak üzeredir. Sarı olmak demek batmaya yaklaşmış demektir. Şiddetül kerahet vakti başladı. Artık sehv secdesini yapmaz. İki, üçüncüsü, ve bi vücudi ma yemna'ul bina'e ba'de selami. Selam verdikten sonra namazın binasını men eden bir durum oluştu. Diyelim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedi. Ne yapacak niyeti? Sehv secdesini yapmaktı. O arada abdesti bozuldu. Bak, abdest bozulmayla selamdan sonra secde yapsın, teşebbüd, salib barik okuyacak ya, bak namazı bina edecek. Abdestin bozulması binaya nedir? Maniyedir. O zaman sehv secdesini yapmaz. Birinci selamı verdi, abdesti bozuldu. Öyle değil mi? Veya birinci selam vermedi. Hani Hanefilerde abdest bozuldu mu, teşebbüdün falan okumuşsa abdest bozulmasıyla namazdan çıkmış oluyor. Ve bi vücudi ma yemna'ul bina ba'de selam. Tabi burada ba'de selamdır. Çünkü salib barik de var. Adam birinci selamını verdi. O arada abdesti ne oldu? Bozuldu. Bir de namaza dönemez. Namazı devam edemez. Sehv secdesini de yapamaz. Çünkü sehv secdesini yapmak demek bu adam namaza dönmüş. Namazını bina ediyor. Devam ediyor demek. Demek ve yeskutu sucudu sehvi. Sehv secdesi üç şeyle düşüyor. Bir, bitulu'u şemsi ba'de selamin fil fecri. Sabah namazında adam selam verir vermez bir baktı ki güneş doğdu. Sehv secdesi bitti. Ve ihmirarihâ fil asri. Adam ikindi namazına selam verdi. Niyeti sehv secdesini yapmaktı. Baktı ki hava sarı olmuş. İki, üçüncüsü adam selam verdi. Niyeti sehv secdesini yapmaktı. O arada abdesti bozuldu. Aha, bu her üç surette sehv secdesi düşmüş oluyor. Meta yelzemuhu sucudu. Ne zaman kişiye sehv secdesi ne olur? Lazım olur. Bakalım. Ve yelzemul me'mume bi sehvi imamihi la bi sehvihi. وَيَلْزَمُ الْمَأْمُومَ مَأْمُومِيَ ne olur? Sehv secdesi lazım olur. Bir sehvi imamiyi. İmamının sehv yapmasıyla la bir sehvi kendisinin sehviyle değil. Ne demek Ekrem? Camide imamın arkasına namaz kılıyoruz. Sehv secdesini gerektiren bir şey bizden sadır olursa imam onu üstleniyor. Sehv secdesi bize düşmüyor. Çünkü imama muhtediyiz. Ama imam bir sehv secdesi yaptı, biz yapmadık. Hatta bizden önce, biz daha uyumadan önce imam yapmış. O bize lazım olur. O bize ne olur? Lazım olur. Ve yelzemu me'mume sehv secdesi me'mume lazım olur. Bir sehvi imam ile bir sehvi. İmamın sehviyle ona lazım gelir. Kendisinin sehviyle lazım gelmez. Oldu. Bir. Ve yescudul mesbuku ma imamihi.
Peki adam mesbukidir, lahik değil. Adam mesbukidir, ne demek? Camiye girdi, bahti ki millet ikinci rekattadır, o da uydu. Ne oldu? Mesbuk oldu. Ama imam birinci rekatta bir sehiv secdesi gereken bir şey yapmış. İmamın namazı bitince daha bu mesbukunun bir rekati var. İmam o arada sehiv secdesini yaparsa o mesbuki de onunla beraber yapar. Sümme yakumu li kadai masubike bihi. Masubike bihi bir rekatti ya. Sonra kalkar o bir rekatı ne eder? Kılar. Namazın sonunda bir daha sehiv secdesini yapar mı bu? Yapmaz. Hanfilerde yapmaz. Ama Şafilerde imamın hatırı için yapar. Bir de namazın sonunda kendisi için yapar. Ve yescudul mesbuku ma imamihi. Mesbuki imamıyla beraber sehiv secdesini yapar. Çünkü iktida etmeyle onun mutabaatini üstlenmiş. Onunla beraber sehiv secdesini yapar. Sümme yakumu li kadai masubike bihi. Bak namazı eksik olduğu halde imamıyla beraber sehiv secdesini yapar. İmam selam verdikten sonra, namazı bitirdikten sonra o kalkar, sübüke bihisi eksik kalan namazı neyse onu yapar. وَلَوْ سَهَ الْمَسْبُقُ فِي مَا يَقْدِهِ. Bakın, mesbuki diyelim bizim verdiğimiz örnekte bir rekatı eksik değil mi? İmamla beraber sehiv secdesini yapar, kalkar o bir rekatını kılar. O bir rekatı kılarken sehiv secdesini gereken bir sehiv yaptı. Ve lev seha el mesbuku, mesbuki sehiv yaparsa fima yakdihi, fima yakdihi, yani kaza yaptığı namazda sehiv yaparsa, o eksik namazını tamamlarken sehiv yaparsa seceder lehu, onun için de secde yapar eyden. Nasıl birinci sefer ya, imamla yapmış ise, imamın mutabakatı için yapmış ise, bu sefer de kendi sehvi için yapar. İki sehv secdesini yapmış oluyor. Bir, imamın mutabakatı için yapmış. Biri de imamdan ayrıldıktan sonra sehvi gerektiren bir durum olduğundan dolayı yapar. Ama len lahiku, lahik yapmaz. Lahik kimdir? Bir adam imamla beraber namaza başlamış. O arada lahikin abdesti bozuldu. Gitti, şadırvanda abdestini aldı, geldi. Gelinceye kadar o arada imam bir rekat kılmış. Öyle değil mi? İmam bir rekat kılmış. İmam o bir rekata sehv yapmış olabilir, yapmamış olabilir. Öyle değil mi? İmamın sehv secdesine gereken bir durum olmuş. Ha bu bunun gıyabında olmuş, ha bu varken olmuş. Namaz bitti, ne yapıyor? İmam secde yapıyor. Bu adam da ne ediyor? İmamla beraber secde yapıyor. İmam selam verdikten sonra kalkar. Hani abdeste gidip gelince kadar imam bir rekat kılmış ya. O bir rekatını kılarken sehiv secdesini gerektiren bir durum oldu. Diyelim tefekkür yapmak suretiyle farzı ne etti? Geciktirdi. Bu kendi sehvi için sehiv secdesini yapmaz. Niye? Çünkü bu hükmen imamla beraber kabul ediliyor. Neyi kılıyor? Eksik bir rekatı kılıyor. Bu eksik rekat nasıldı? Abdeste giderken. O abdeste gidip gelince, bak, şimdi abdest alıyor, geliyor, yeni niyet getirmiyor. Getiriyor mu? Geliyor, namaza ne ediyor? Devam ediyor. Ha, o arada bu adam namazdaymış. Yani tam imamdan kopmamış. Onun için bu eksik rekat o rekat olduğu için sanki imamla beraber sehv yapmış. İmamla beraber sehv yapan me'mumi sehv secdesini yapmaz. Bildiniz değil mi? وَلَوْ سَهَ الْمَسْبُقُ فِي مَا يَخْدِي سَجَدَ لَوْ اَيْلًا لَا لَاحِقُمْ. Lahik bir kişi imam selam verdikten sonra gidip gelinceye kadar oradaki eksik namazını tamamlarken sehiv secdesini gereken bir durum olsa da sehiv secdesini yapmaz. Niye?
bu lahik hükmen daha imama tabi gibidir. İmamın arkasında mesbuk sehu yaparsa sehu secdesini yapmaz. Lahik yapmaz ama mesbuki yapar. Ve la ye'til imamu bi sucudi sehvi fil cumu'ati vel ideyni. İmam iki bayram namazlarında, cuma namazında sehv secdesini yapmaz. Sehv secdesini etmez, yapmaz. Niye? Hiç namaz kılmayanlar o gün namaza geliyorlar. Karavanlıktır, bazıları sesler, bazıları gitmez. Karışıklık olur, namazı bozanlar olur. En iyisi cuma ile bayram namazlar bir bereden imkan varsa bir yere toplayıp kılmaları uygun. وَلَا يَتْ الْاِمَامْ بِسُجُودِ سَوْفِ الْجُمَةِ وَالْاِيْدِينَ Oldu mu? Bir adam secdeye gitti, uyudu. Veyahut da hayatta uyudu. Uyanıncaya kadar o arada imam bir rekat namaz kılmış. Bu adamın ismi nedir? Lahiktir. Yani illa lahik, abdesti bozulmuş, abdeste gidip geliyor değil. İmamla beraber iken imamdan geri kalan bir rükünle veya bir rekatla geri kalana ne denilir? Lahık denilir. Müteferrikatun. Biraz daha okuyalım. Yoruldunuz mu? Tamam, dursun. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب